Cengiz Özakıncı'yla tarihin bilinmeyen yüzünün 38. programıyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Bu programımızın ana başlığı tarih boyunca Türklerin uygarlığa katkıları. Biz soracağız, Sayın Özakıncı çoğunluğunu ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. Biz diyorum çünkü sizler de program süresince SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Hocam sözü size devretmeden önce programın hemen öncesinde değerli izleyicilerimizden tweetler geldi. Nilüfer Akak'tan hanımefendi örneğin bayramımızı kutluyor. Çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle biz de sözü Nilüfer Hanım'dan alarak tüm Kanal B ailesi adına bizi izleyen tüm izleyicilerimizin, tüm Türkiye'nin, tüm İslam coğrafyasının Ramazan bayramını en içten dileklerimizle tebrik ettiğimizi iletelim. Ve Aynen. sözü size devredelim hocam. Evet, bütün Müslüman yurttaşlarımızın, bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutlayarak başlıyoruz. Uygarlık tarihinde Türkler ya da Türklerin uygarlığa katkıları gibi konularda niçin bu konuya eğiliyoruz? Türklerin uygarlığa katkıları ne zamandan beri Türkiye'de söz konusu ediliyor diye sorduğumuz zaman Üstelik haftalardır eğiliyoruz. Yani 4-5 tabii. program bu bir seri. Hatırlatalım değerli Evet, izleyicilerimize. evet, evet. Daha bundan önceki birkaç program da yine uygarlığa katkılarla ilgili belgeler sunduk. Evet. Bugün hem sizin bir sorunuz olmuştu geçmiş programlarda. O çok güzel bir soruydu. Hazarlardan ne kaldı günümüze? Demiştim ki Türk uygarlığı bir tür ahşap uygarlığıdır. Ahşap da zamana karşı direnen bir nesne değil. Dolayısıyla kalıt yönünden yoksul olmamızın nedenlerinden biri de taş değil de ahşapla uğraşmışız daha çok demiştim. Bu programda biraz da atalarımızın ahşap uygarlığından söz ederek niçin bugüne bir şeyler kalmadığını da anlamış oluruz diye düşünüyorum. Hazarlardan kalıt bakımından, arkeolojik kalıtlar bakımından Artamonov'un Hazar Tarihi kitabı çok önemli bir kitaptır. Rus arkeolog ve bilim adamı. Ve bu kitapta Hazarlardan kalan metal eşyalar, örs, üzengi gibi birçok nesneler kazı bulguları olarak bu kitapta yer alıyor. Burada verilen pek çok kazıdan çıkan pek çok nesne, arkeolojik bulgu bu kitapta yer almakta. Fakat bunlar ya metal ya da taş Onlar olduğu kalmış için ancak. kalmış. Evet. Fakat bundan ibaret miydi? Şimdi göreceğiz. Olamaz çünkü tek bir araya gireyim hocam. Eğer merak eden izleyiciler ya da izlemeyen izleyiciler varsa eğer yanlış hatırlamıyorsam 3 program önce Hazarlarla ilgili gerçekten de inanılmaz bilgiler verdiniz. Kaçırmış olan, izlemek isteyen tekrar izleyicilerimiz Kanal B internet arşivinden veya YouTube'da programın adıyla aratlarsa eğer bu programı izlesinler. Bir koca Türk İmparatorluğu Hazarlar ve 900 yıl hüküm sürmüşler. Dünyayı yönetmişler bir anlamıyla ve sonra da almışlar. Fakat buna ilişkin pek bilgimiz yoktu. Açıkçası benim çok bilgim yoktu ta ki sizle yaptığım programa kadar. Şimdi şöyle, 900 yıl tarihte kayıtları var. Fakat asıl devletlik ve imparatorluk özelliği 350 yıl civarında. Şimdi bu
Türklerin mesela Hunlardan alırsak, mesela 400 yıllarında Hunlardan aldığımızda Hunların kayıtlarında çok açık ve net bir biçimde Hun yerleşimleri ve Hunların yaşadığı ortam tamamen ahşap işçiliği ve dokumacılıkla ortaya çıkıyor. Nedir mesela o? Hunların da arkeolojik kalıtları var. Onu da yine bir Rus arkeolog, Hunlar adlı Gumilev, bu kitabında toplamıştır. Hunlarla ilgili kalıtları. Fakat asıl Hunlarla ilgili kalıt Bizans Sarayı'nın tarafından Atilla'ya elçi olarak gönderilen Priskus'un elçilik ve gidişi ve dönüşüyle ilgili ve orada gördükleriyle ilgili yazmış olduğu kitap. Bu bir tür elçilik raporu. O da özgün metni 1800'lü yıllarda yayınlandı. Şimdi burada ne diyor? Bunun Türkçe çevirisini de Sayın Prof. Ali Ahmet Beyoğlu yayınladı. Şimdi burada bizim şimdi anlatacağımız konu, yani kalıt azlığının sebebi anlamında. Bu kitapta mesela 33. sayfada çeviridir bu Priskus'tan. 33. sayfada göreceğiz. Ne diyor burada? Diyor ki Priskus, barbar kayıkçılar bizi kayıklara bindirip karşı tarafa geçirdiler. Bu kayıklar ağacın gövdesi oyularak yapılmıştı. Şimdi deniz nakil aracı ahşapta. Ondan sonra sayfa 35 burada. Atilla ile diyor tahtadan yapılmış bir tahta oturuyor bulduk Atilla'yı. Şimdi Atilla'nın huzuruna çıktıklarında onun tahtının tahtadan yapılmış, ahşaptan yapılmış olduğunu gördük diyor. Evet. 38. sayfada 36 37 burada şu kısım. Bakın ne diyor? Gemilerle geçilebilir nehirlere geldik. Bu büyük nehirleri ağaçtan yapılmış kayıklarla geçtik. Ki bunları nehir civarında oturanlar kullanırdı. Öbür nehirleri ise barbarların atlı arabalarla bataklıktan getirdikleri sallarla geçtik. Hep ahşap farkındaysanız. 40. sayfa burada şu bölüm. Birkaç ırmaktan geçtikten sonra büyük bir köye geldik. Burası çok önemli. Söylendiğine göre burada Atilla'nın bütün sarayları arasında en muhteşemi bulunuyordu. Saray çok süslü, güzel direklerle inşa edilmiş ahşap binalar idi. Etraf tahta, altını çiziyorum. Ahşap, tahta çit ile çevrilmişti ki bu savunma için, müdafaa için değil, süs olmak üzere yapılmıştı. Yani o çit bir dekor olarak yapılmış. Kral sarayının yanında işte yardımcısı Onegeus'un sarayı bulunuyordu. Atilla'nın sarayından sonra en muhteşemi onunkiydi. Bu da tahta çitle çevrilmiş ise de Atilla'nın sarayı gibi kulelerle süslenmemişti. Ahşap kulelerle. Ahşap kuleleri var. Atilla'nın sarayının ahşaptan inşa edilmiş. Çiti de ahşaptan. Her tarafı ahşaptan ve kuleleri var, kulelerde ahşaptan. Çitin yakınında bir hamam vardı. Yani İsa'dan sonra 400'lü yıllarda Hunların Doğu Avrupa'daki Atilla'nın baş şehrinden söz ediyoruz. Hamam da mevcut.
O zaman Avrupa'nın çok pek böyle yıkanmayı bilmediği bile söylenebilir. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bu hamamın taşlarını Peonia'dan getirmişlerdi. Çünkü bu tarafta oturanların ne taşları ne ağaçları bulunuyordu. Ve başka taraftan getirilen tahtaları kullanıyorlardı. Yani taştan yapacak herhangi bir şey yok. Çünkü buna uygun taş yıllık bir bölge değil ama ahşap kullanıyorlar. Ertesi gün Atilla'nın sayfa 44, bu da çok önemli. 43-44. Şu bölümde. Ertesi gün Atilla'nın sarayına giderek eşiyle hanımına hediyeler götürdüm. Sarayın içerisi çeşitli köşklerle tahtalar, altını çiziyoruz, tahtalar ve ince oyma işleriyle süslenmiş. Zarif, kusursuz kirişler ustaca birleştirilmiş, yerden dairevi şekilde yükselmişti. Orada Atilla'nın hanımı oturuyordu. Kapıda duran barbarlardan, o barbar olarak niteliyor bütün Hunları, nasıl barbarsa, kolayca içeriye girmek için izin aldım ve kraliçeyi yumuşak halının üzerine yatmış bir vaziyette buldum. Halı söz konusu. İsa'dan sonra 400'ler. Ahşap, işçiliği ve halı. 44'te değil mi hocam o? Evet, sayfa 44. Şu. Şimdi. Şura. Evet. Arkadaşlar burası tamam. Aha. Tamam. Şimdi yerler tamamen yün halıyla kaplıydı. Hatta üzerine basılıyordu diyor. Yani o halı Bizanslı'ya göre üzerine basılması şok edici bir şey. Öyle değerli bir şeyin üzerine basılır mı hiç diyor hocam, siz Bizanslı. Geçen hafta Rönesans döneminin Avrupa'sının resimlerini gösterdiğinizde orada bizim halılarımızı masanın üzerine seriyor adamlar. Rönesans döneminde. Evet. Nerede kaldı ki milattan sonra 400? Evet. Arada 1000 yıl geçmiş. 1000 yıl önceki durum daha şey. Ya 1000 yılda da hala adamların ayaklarının altına alacak kadar kıymetsiz değil halı onlar açısından. Evet. Sayfa 48'de çok daha ilginç bir şey anlatılıyor. Şurada. Şurada. Elçiler gelmiş. Atilla'nın komutanları şu bu. Ve elçiler yemek yiyecekler. Herkese gümüş tabaklar, gümüş bardaklarla yemek sunulurken Atilla'ya tahtada sunuluyor. Çok önemli. Yani imparatorun kendisi tahtada yiyor. Tahtada yiyor. Fakat onun komutanları gümüş tabaklarla, çatallarla yemek yiyorlar. Tahtaya verdiği önemi gösteriyor ya da daha önemli. Hem de daha önemlisi herkese alçak gönüllülük gösterisi de yapıyor aynı zamanda. Adıyla. Evet. Evet. Masa, sandalye, divan, iskitlere gümüş tabakta, Atilla'ya ise tahta tabakta yemek veriliyor. Sayfa 53'te az kaldı. Bu da Jordanes'in şu bölüm. Diyor ki Atilla'nın kaldığı uzakta olmayan köye geldik. Köy tahta surlarla çevrilmişti. Bunlar parlıyordu. Yani tahtalar parlıyor. Ne demek bu? Yani vernik cila. Cilayı biliyorlar yani. 450'li, 60'lı, 70'li yıllarda ahşap oyma mükemmel işçilik olduğu gibi bir de cilayı da biliyorlar. Bunlar parlıyordu. Bunların yapısı öyle güzeldi ki diyor Bizanslı Jordanes. Dikkatli birisi tahtaların birleştiriliş tarzını zorlukla anlayabilirdi. Yani tahtaların birleşme yeri görülmeyecek gibi işlenmiş bu ahşaplar. Bayağı ustalaşmışlar yani. Evet. Uzun bir çevreye yayılmış onları odaları görülebiliyordu. Her türlü dekorla süslenmiş sütunlar vardı. Tabii onlar da ahşaptı.
Şimdi İsa'dan sonra 450, 470, 480. Atilla'nın dönemi yani. Ne kalmış olabilir bize Atilla'nın döneminden? Ahşapsa hiçbir şey işte. Halı çürür. Ahşap da öyle. Ahşap da çürür. Ve yanar. Ve yanar. Ve savaşlar var. Yani savaşlarda yapılan düzenli uygulama yakmak. Köyler, köyün yanması. Bilgi kalabilir bir tek. Başka hiçbir şey kalamıyor. Yani. O bilgi. Şimdi biz burada bütün bu şeyleri okurken Hunların ahşap yapılarını, şunu bunu okurken ister istemez Tom Mix'e gidiyor aklımız. Neden? Neden? Çok gidiyor. Bir saattir onu orada görüyorum neden? Hocam. Tom Mix'i niye getirmiş acaba diye. Evet, sıra Tom geldi. Tom Mix'ten neden de gerçekten? Kaynak olur mu? Evet. Şimdi bakın. Burada bir Kulver Kalesi olgusu vardır. Uygardır şeyler. Siz söyleyin. Tom Mix uygarlığı temsil eder. Kızılderililer barbardırlar. Değil mi? Ve bu Tom Mix Ranger'lar, işte polis, şuydu buydu, asker, ordu, barbar Kızılderilileri ile savaş halindedir. Hı hı. Şuraya bir yaklaşalım. Burada Uygarların Kalesi'ni görüyoruz. Uygarların Kalesi'nin az önce Bizans belgelerinde anlatılan Atilla'nın sarayından daha kötü bir durumda olduğunu görüyoruz. Kaba ahşaplar yan yana getirip çivilenmiş, o kadar. Yani doğru dürüst bir hayran olacağımız bir işçilik de söz konusu değil. Ama onlar uygar. Bakın, yine şuraya bakalım. Burada da aynı şekilde uygarların kalesi. Atilla'nın az önce Priscus tarafından anlatılan kalesinden daha kötü durumda ve tamamen ahşap. Bir de aradan kaç bin yıl geçmiş ya. İşte onu söyleyeceğim. Bakın işte kale dedikleri şey. Hani Atilla'nın bir de kuleleri vardı ya ahşaptan. Burada. Yani dikkatli bir okuyucuya Priscus'un anlattıkları 450, 460, 470 yıllarındaki Hun yaşam tarzı, ahşap binalar, ahşap evler, değil mi? Hı hı. Çitler ve ahşaptan kuleler. 1400 yıl sonra 1800'lerde Amerika'da uygarlığın doruğu olan Amerikalılar tarafından kale vesaire olarak kullanılan yapılarda da aynı ve çok daha kötüsü. İyi. Bizimkiler çok daha iyi. Şimdi Mehmet Bey demiş ki, Mehmet Aşar Bey, sanırım baş edemedikleri için barbar demişler. Bu sözde bir korku varsa da için için bir hayranlık da söz konusu demiş. Doğru. Tabii ki. Yani barbarla orada da yani o elçi de barbar diye. Tabii canım. Nitelendiriyor. Yani kendileri için kullandıkları şey insan güzel ama işte başkaları. Herkes barbar hocam aslında. Hocam nasıl yani bir başka bir anlamı olmalı. Senin daha yıkanacak yerin yok. Evet. Adamın hamamı var. Hamamı barbar diyorsun. Evet. Yani senin kanalizasyon sistemin yok daha. Onun için aktardım Priscus'un, Bizans elçisinin Hun Sarayı'nda gördüklerini. Evet. Eşi de kaç göç yok. Atilla'nın eşi. Gayet modern. Evet. Ağırlıyor onları. Halılar var her tarafta. Üstelik üstüne hatta başka sayfalarda Atilla'nın eşi aynı zamanda halı dokuyor. Yani orada. Bütün hanımlar üretken aynı zamanda. Onu da görüyoruz. Şimdi bu 450'ler, 460'lar. Ondan bir 100 yıl sonraki Bizans kayıtlarına geliyoruz. Orada da Sabirler, Sabir Türkleri. Söz konusu.
Sabir Türklerinin özelliği şu. Sabirler aslında Hazarlar. Şöyle ki Arap Müslüman Arap yazar Mesudi 900'lü yıllarda yazmış olduğu Kitab-ı Tembihinde bunu Goje yayınladı 1894'te. Burada açık ve net bir şekilde şurada diyor ki İranlıların Hazarlar dedikleri topluluk Türkler tarafından Sabir diye adlandırılır. Yani neymiş? Hazarlar kendi kendilerine Sabir diyor aslında. Ona Hazar diyenler İranlılar. İranlılar ve Araplar Hazar diyorlar. Hı hı hı. Şimdi burada bu Hazarların durumu Sabirlerin durumu Prokopius tarafından Bizans yazmalarında çok ilginç bir anlatımla anlatılıyor. Şöyle ki bunu Şerif Başdav 1941 yılında Sabirlerle ilgili Bizans yazmalarını tamamen inceledikten sonra yazdığı makalesinde Sabir Türkleri başlıklı makalesinde bakın diyor ki Prokopius yıl 550'ler. Bir yüzyıl geçmiş. Evet. Atilla'dan. Evet. Prokopius daha sonra Hazar olarak adlandırılacak olan Sabir Türkleri ile ilgili Prokopius'un Bizans kaydında geçen sözler şunlar. Bazı Hun Sabir reisleri Roma İmparatoruna, diğerleri de İran kralına eski bir dostlukla bağlıdırlar. Her iki kralın müttefiklerine lüzum anında bolca muayyen miktarda altın vermeleri adettir. Şimdi Augustus Justinianus, Roma kodeksini düzenleyen Justin, 1. Justinian, dostları olan Sabirleri, Türkleri yani Hazarları, birlikte harp etmek üzere kendisine davet ettiği zaman parayla onlara birisini yolladı. Fakat falan anlatıyor asıl yer. Müttefik olacaklar yani İran'a karşı. Barbarlar dediği işte Sabirler. Buraya varınca Romalılarla karışarak surla muhasebesi için kuvvet gönderdiler. Fakat Romalıların ümitsizliğinin farkına vararak arada ittifak hakkında bir karar vermedikleri halde Sabirler insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri, burası çok önemli, ne İranlılardan ne de Romalılardan hiçbirinin aklına gelmeyen bir şekilde makineler imal ettiler. Neymiş? O zamana kadar ne Romalılar ne de İranlıların akıl edemedikleri... İki büyük o dönemin şeyi. Tabii canım, tabii. İmparatorluğu. Evet. Roma bir ve makine Pers İmparatorluğu. İmal ettiler. Öyle ki her iki imparatorlukta da birçok mühendis eksik değildi. Ve şimdi de böyledir diyor. Şimdi dediği 560'lar filan. Sık sık her devirde surları dövmek için her iki taraf da bu tarzda makineler yapıyorlardı. Bunlardan hiçbirisi şimdi barbarların yani Türk Sabirlerin yaptıkları gibi bir ibdada, icatta bulunamadı. Bu şüphesiz insan dehasının tabiatıdır. Zamanla birlikte daima yeni şeylerin keşfi de ilerler. Sabirler derhal bu koçbaşını alışıldığından başka bir tarzda harekete getirdiler. Yani öyle bir koçbaşı yapıyorlar ki bu makineler 40 kişi tarafından taşınabilecek kadar hafifti. Bunlardan çokça yaptılar. Petra düştü. Aynı zamanda İran ordusunda 12 bin sabir vardı. İran kumandanları da bu sabirler sayesinde aynı makinelerden yaptırıyorlar. Demek ki sabir. Sabir icadı bu. Biliyorlar bunu. Fakat bu ne? Evet. Evet. Nasıl bir alet bu? Ahşaptan yapılıyor.
anlatıyoruz ya, ahşap uygarlığı. Hı. Yani Sabirle'nin yaptığı bu makineden ne kalabilirdi günümüze? Ahşap olduğu için çürüdü bunlar. Ya da yandı ya da işte. Evet. Ama kayıtlarda görüldüğü üzere Bizans kayıtlarında Bizans kayıtları, evet. Yeri var. Şimdi burada yine kayıtlarda bu Sabirlerin ormanlık arazide oturduğu yazıyor. Bunların civarındaki sık ormanlık içine gömülmüşlerdi. Bakın burada. Ve yine ormanlık, sık ormanlık yaşadıkları bölge. Yani üretimleri ahşap üzerine. Ve müthiş bir harp kültürü var. Yine bu defa Prokopius da Bizans tarihçisi. Hı hı. Ve o 500'lü yıllarda yazılmış bir kitaptan söz ediyoruz. Diyor ki Sabiriler, şimdi yani Türkler, şimdiye kadar kimsenin görmediği ve alışılmamış bir tarzda harekete getirdikleri bu muhasara, kuşatma koçlarını öyle yapmışlardır. Şöyle yapmışlardır. Direkleri dik ve yatay bir şekilde birleştirerek değil, kalın çubukları birbirine sıkıca bağlamak suretiyle ve direk yerine bunları her taraftan tespit ederek kullanıyorlardı. Bütün makineyi koçun görünmemesi için derilerle sarılıyorlardı. Hepsinin ortasında alışıldığı gibi gevşek zincirlerle bir koç başı bağlanmıştı. Bunun sivri ucuna mızrakla olduğu gibi demir geçirilmiştir. İşte duvarları sert bir vurguyla döven bu makineler aynı zamanda hafifti. Yürütmek için içine adam yerleştirmeye lüzum yoktu. Zira koçu çekerek işleten ve surlara yanaştıran 40 kişi bunu omuzlarında kolayca taşıyabiliyor ve kendileri de derilerle muhafaza edilmiş bulunuyorlardı. Barbarların, yani Türklerin bu suretle inşa ettikleri bu makineler 3 taneydi. Romalılar bunları kullanmayı ve surlara yanaştırmayı bilmezlerdi. Nakli zor, ağır ancak tekerlekler üzerinde yürütülebilen, arızalı arazide, inişli çıkışlı arazide kullanılamayan harp makineleri yerine, ki Romalılarınki böyle, Sabiriler bu suretle kolayca insan omzunda taşınabilecek tarzda bir alet icat ederek, Bizanslı söylüyor bu icat ederek lafını, arazi engelini kaldırmış oluyorlardı. Ve bütün bu tasvirlerden anlaşıldığına göre bu harp makinesi daha ziyade bir kuşatma koçuna benzer. Böyle harp vasıtaları imal edebilen bir kavim harikulade bir harp kültürüne sahipti. Bu onun uzun asırlar zarfındaki askerlik hayatının yüksek derecede inkişafına delildir. Ahşap uygarlığından söz ediyoruz. Yani ben ona ahşap uygarlığı dedim. Yani temel üretimi ve yaşam geçim araçlarını daha ziyade ahşap üzerinde yoğunlaştırmış bir kavimler söz konusu. Hı hı. İşte bunların yaptıklarından geriye zaman içinde ancak çok az şey kalabilir. Bu kalıtlarda ancak çok çok iyi koşullarda korunması halinde ya bir mezarda bulunuyor ya bir tesadüfen iyi korunmuş. Yani bir atmosfer, rütubetin tesadüfen etkilemediği bir şekilde kalmış. Oksijen olmamalı. Ve kullanıyor. Oksijen İşte onlar da az sonra göreceğiz o bulgular var. Ahşap ama az miktarda da bugüne kalan şeyler var. Şerif Baştav'ın bu makalesi 1941 yılında az önce bölümler okuduğumuz makalesi Belleten'de yayınlanmıştır. Şimdi Türklerin aynı zamanda savaş aracı ahşaptan oturma evleri ve kaleleri ahşaptan ama aynı zamanda ahşap eşya üreterek de ticaret yapıyor Türkler. Bunu nereden öğreniyoruz? Bunu da İbn-i Fadlan Seyahatnamesi'den öğreniyoruz. Bu da bir İslam seyahı.
Şimdi burada bu kitabın içinde Mervezi var. Bütün bu Hazar Gölü'nün kuzeyinde Don Volga nehirleri arasındaki Türkleri gidip ziyaret eden İslam coğrafyacılarının yazmış olduğu kitaplardan şimdi alıntılar vereceğim. Burada mesela diyor ki Mervezi, şöyle diyelim sayfa 104. Bakın. Evet. Şurada. Macarların toprakları, altını çiziyorum, ormanlıktır diyor burada. Macar dedikleri o günkü Macaristan değil. Hazar Gölü'nün kuzeyindeki Macarlardan söz ediyor. Hala da Hun denir Macarlara. Evet. Ülkelerindeki 103, sayfa 103. Ülkelerindeki şurada. Ülkelerindeki ormanların çoğu kayın ağacıdır. Bu çok önemli. Kayın ağacıdır. Daha sonra Ebu Dülef'in yazdıklarına geliyoruz. Sayfa 90. Evet, o da burada. Kayın ağacından yine söz ediyor. Evleri, sayfa 90, evleri ateşte yanmayan bir çeşit ağaçtan inşa edilmiştir. Evler ahşap. Bu ağaç onların ülkesinde bol miktarda bulunmaktadır ama ağaç ateşte yanmayan bir ağaçmış. 83-84, yine burada, 84, yanmayan bir tür ağaç vardır. Bu ağaçtan putlar yapmışlardır diyor. Nelere put dediğini birazdan göreceğiz. Put dediği heykel. Yani Türkler ahşaptan heykeller yapıyorlar. Müslüman kardeşimiz o heykelleri görünce aa bunlar put diyor. Evet. Orada ağaç var. Bu ağaçtan putlar yapmışlardır. Hristiyan yolcular bu ağacın İsa çarmıha gerildiği ağacın cinsinden olduğunu söylerler. Bu sebeple bu ağaçtan yanlarına hatıra olarak parçalar alırlar diyor. Biruni İbni Fadlan'ın seyahatnamesinde bu kez de 61. sayfada bu çok önemli. İşte Biruni'nin kaydı çok önemli. Şurada şu sarıya boyalı alanda. Diyor ki Biruni, halenç yani ak ağaç, çizgi yollu damarlı benekli bir ağaçtır. Bu ağaçtan Türk ülkelerinde masalar, bardaklar, su ve içki içmek için kadehler, lekeleri ince olunca bıçak sapı veya Bulgarların Horasan'a Harezm'e ihraç ettikleri hançerlerin sapları bu ağaçtan yapılır. Bir üretim söz konusu. Üretim ve ihraç söz konusu der. Ayrıca bu ağaçtan yapılan çanaklara, tabaklara, vazolara da halenç adı verilirdi. Ağacın adı verilirdi. Arapça eserlerde Emeviler devrinden itibaren şairlerin ve yazarların eserlerinde helençten mamul eşyadan bahsedilir. Yani Türklerin ahşaptan üretmiş olduğu tabak, çadal, kaşık, bıçak, neyse, kadeh, bardak, bütün bunlar Emeviler devrinde Araplar tarafından biliniyor. Çünkü oradan ithal ediyorlar. İhraç malı Türklerin bu. Hı hı. Evet. İşte kayın ağacı gibi bir ağaçtan da oklar, yay sapları vesaire imal ediyor Türkler. Şimdi kayın ağacı ve akça ağaçtan aynı eşya yapıldığı için kitaplarda adları birbirine karıştırılmıştır diyor. Araplar birbirine karıştırıyorlar. Şimdi burada o yörede Müslüman olanların da camilerini ahşaptan yaptıklarına not düşüyor. Yani tapınağı bile ahşaptan yani. Ondan sonra Başkırtları anlatıyor. Başkırtlar diyor arazileri ormanlar arasındadır diyor. Şimdi Türkler hani göçebe ya
Türkler sadece işte küçük baş hayvan, keçi, koyun, büyük baş hayvan, inek, öküz. Bu. At sırtı, ok. At falan, evet. Habire göçer bunlar. Şimdi bir böyle bir şey yok. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Türklerin bir kısmı, sadece bir kısmı hayvan besiciliğiyle uğraşıyor. Türkler yaşadıkları coğrafyaya göre çeşitli üretim ve yaşam biçimlerini o coğrafyaya uygun biçimde yaşamışlardır. Ormanlık bölgelerde yaşayanlar da ahşap kültürünü, ahşap işleme kültüründe en üst seviyeye çıkmışlardır. Keşke o ahşap üretimler bugüne kalabilseydi. Şimdi ama kalanları da var, göreceğiz. Peki bir ara verelim, öyle görelim. Kalanları var, göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz beklesinler lütfen. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından o kalanları göreceğiz. Bir izleyicimiz hocam lütfen o Bizans yazarlı seyahatnamenin adını söyleyebilir mi? Kaçırdım demiş. Hangisi bir sürü gösterdiniz? Priskus mu acaba yoksa? Evet galiba o. Şerif Başdav'ın. Prokopius. Şöyle diyelim o zaman. 4-5 kitap birden vardı. Ama videoyu yavaşlatarak görsünler. Görebilirler. Videonun tekrarı YouTube'da ve Kanal B'nin internet sitesinin arşivinde kısa bir süre sonra bulabilirsiniz değerli izleyicimiz. Başka sorular da var. Yorumlar da var. Hepsini dönüşte okumaya çalışacağım. Kısa bir ara rica ediyorum değerli izleyiciler. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün ikinci bölümüyle karşınızdayız değerli izleyiciler. Televizyonunu yeni açan ya da bizi yeni açan izleyicilerimiz için çok kısaca şunu söyleyebiliriz. Tarih boyunca Türklerin uygarlığa katkılarını konuşuyoruz. İlk bölümde Sayın Özakıncı Atilla döneminden aldığı konuyu Hazarlara, oradan Sabirlere, daha sonra İbn Faldan'ın gezisinden notları değerli izleyicilere aktardı. Kaçıran izleyicilerimiz tekrar edelim. Kanal B internet sitesinden, arşivinden ve YouTube'dan kısa bir süre sonra bulabilirler o kaçırdıkları kısmı. Geldiğimiz nokta çok merak uyandıran bir nokta olduğunu anlıyorum. Sayın hocam, gelen sorulardan ve iletilerden. Hı. Hani bir ahşabı anlattınız daha çok. Tabii o dönemlerden günümüze gelmesi ahşabın çok zor. Fakat kalabilen, gelebilen birkaç örnek var, onu göstereceğim dediniz. Nedir onlar diye çok soruyor izleyicilerimiz. Şimdi onlardan tabii önce ben bir şey sorayım müsaadenizle. Şöyle diyebilir miyiz? Hani onların barbar diye nitelendirdiği Türk milleti, Türk ırkı, Türk kavmi adını ne koyarsak koyalım. İslamiyet'ten önce de sonra da. İslamiyet'ten önce de sonra da. Mevcut bulunduğu coğrafyaya en iyi uyum sağlayan ve coğrafyanın gereklerini o dönemde yaşayan diğer kavimlerden daha pratik, daha iyi, daha verimli yerine getirebilen bir kavim olarak karşı duruyor. Yani şimdi bu bir tarihi gerçek. İşte Romalıların ve İranlıların akıl edemediklerini Sabir Türkleri ahşaptan bir makine icat ederek yapmışlar. Yani ağacın yanında yaşıyorsa ahşapçılık da hayran kalmış. Gelişiyor. Evet. İşte düz arazide hayvancılık yapıyorsa hayvancılık konusunda gelişkin gibi diyebilir. Ya da savaşması gerekiyorsa en iyi savaşı yine onlar yapıyor. Tabii. Diyebilir miyiz? Tabii. Yani iki Türk olarak bunu deyince şey, ama burada tarihi gerçekler var. Yani bu Bizans demiş. İşte Bizans'tan okuyunca zaten çok etkili o. Yani biz birbirimize Bizans demiş. Peki. Evet. Şimdi daha da tabii ilginç olan şeyler şu var. 1900'lü, 1890'lar, 1900'lerin başı, şöyle söyleyelim, Asya'nın batı tarafından keşfi. Yani seyyahlar gönderiliyor, casuslar gönderiliyor, şu bu. Her şeyin ama haritası çıkartılıyor Asya'nın. Topografyası çıkartılıyor, iklimi öğreniliyor, şu bu. Bu arada küçük kazılar yapılıyor, kazıda bir takım bulgular elde ediliyor, kazılarda. Bunlardan şaşırtıcı sonuçlar çıkıyor. Batılılar açısından şaşırtıcı, bizim açımızdan değil, Batılılar açısından
şaşırtıcı şeyler çıkıyor. Mesela Grünwedel, Alman ve Aurel Stein'in kazıları yapılıyor. Bu kazılarda 1975 yılında, yani 1900'lerin başında yapılan bu kazıların sonuçlarıyla ilgili kitaplar yayınlanıyor. Bu kitaplarda da Uygurların heykelleri, resimleri, yazıları bulunuyor. Mesela burada Turfan kazıları diyorlar buna arkeolojide. Burada resimler bulunduğu gibi az önce ne diyordu? Putlar yapıyorlar diyor ya. Put dediği at üstünde adam heykeli. Araplar değil mi? Görüp putlar put yapıyorlar. Put diyor. Evet, ondan sonra. İşte tahtadan heykelcik. Dikkat tahtadan. Biz süs Dikkat olarak yapıyorlar. Tahtadan. Yani. Ondan sonra yine Turfan kazılarında yine burada da bir heykel görecekler. Hoço'da Göktürk devriminden Astane mezarlığında bulunan boyalı tahtadan küçük heykel. Bir tane daha. Şu. Yine kamera orada kalsın. Yine Turfan'da yapılan 1900'lü yıllarda kazıda yine at üstünde savaşçı heykeli. Bu da ahşaptan. Çok da güzel. Bu da ahşaptan. Renkli ve boyanmış. Bakın aşağıdaki de yine tahtadan küçük heykel. Şimdi bunlar şurada da bir bay ve bir bayan heykeli. Bunlar boyalı şeyler. Bakın onun renklisini de buldum. Boyanmış halini de tabii görmekte yarar var. Şu mesela bunun renklisi bu. Bu bir tahtadan yapılmış heykel. Yine tahtadan yapılmış bir heykel. Yine tahtadan yapılmış bir heykel. Yine tahtadan yapılmış. Uygur Türklerinin bulunduğu bölgeden çıkan kazılar. Evet, evet. Bakın bu da çok beğenilen eski Yunan anıtları denli mükemmel bir işçilikle yapılmıştır. Bu da. Tahta mı o da yine? Tahta. Bu kil, bu ahşap. Şimdi bu da Uygurların o tarihten kalma ahşap bir evi. Sütunlar, işçilik. Müthiş. Mükemmel görünüyor. Müthiş. Şu. O dönemden mi kalmış bu? Evet, dantel gibi ahşabı, tabii dantel gibi ahşabı dantel gibi işlemişler. Bu sanki günümüzde yapılmış muhteşem bir opera binası gibi falan duruyor yani. Hayır, hayır. İşte bugünümüzde bile hayran olduğumuz şeyler bunlar. Çalışmalar. Şimdi burada bu Turfan kazıları aynı zamanda bize pek çok matbaaya doğru gidiyoruz. Niye? Çünkü yapılan bu kazılarda ortaya çıkarılan bu ahşap işçilikler dışında bir de çok ilginç tahtadan kalıplar bulunuyor. Şöyle gösterelim. Tahtadan kalıplar bulunuyor. Bu tahta kalıplar baskı. Kitap bunlar. İsa'dan sonra 800'lü, 900'lü yıllardan kalma Uygur mağarasında bulunan bu tahta kalıplar kitap. Bunlar kitabın kilişesi. Baskı oymaları. Sayfa sayfa bunlar basılıyor. Hani 1450'lerde Gutenberg'in icat ettiği ileri sürülen matbaa Gutenberg'den bir 600 yıl kadar önce Uygurlar'da mevcut. Tekrar gösterebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Çok önemli bir belge bu. Çok önemli bir bilgi aynı zamanda. Bu bir matbaa. Evet. Şöyle böyle binlerce bulunuyor
800'lü 900'lü yıllardan kalma matbaa. Ahşap yine, dikkat. Hani niçin ahşaptan bahsediyoruz? Bu tesadüfen kazılarda iyi ağzı kapatılmış bir mağarada bulunuyor. Ağzının kapatılma gerekçesi olarak da Moğol 1200'lü yıllarda Moğol akınlarından koruyalım diye o mağarayı kapatılmış olduğu düşünülüyor. O nedenle de sağlam kalabildiği... Matbaa malzemelerini mi korumuşlar? Evet işte. Demek ki değer de veriliyor. Yani tabii matbaaya... dini metinler. Tabii. Dinsel bu yani metinler. Çoğaltılıyor anlamına mı geliyor? Tabii. Niçin yoksa bu okuma yazma oranının... Da olduğunu gösteriyor. Oranının olduğunu gösteriyor. Herkes okuma yazma biliyor ve kitap çoğaltmaya ihtiyaç var. Ve o ihtiyaçta ahşaptan sayfalar yapılmak suretiyle, şöyle tekrar koyalım, bu binlerce sayfayı gösteriyor. Bu da ondan seçilmiş birkaç tanesi işte. Mürekkep sürüldüğü için siyah. Evet. Şimdi bu ahşap bizi nereye kadar getirdi? Matbaanın icadının Gutenberg'den bir 600 yıl kadar önce Uygurlarda olduğu noktasına bizi getirdi. İnanılmaz. Tabii daha belki bir öncesi var. Tabii ki var. 600 yıl evvel varmış. Şimdi matbaaya tekrar dönmek üzere. Araya şunu sokayım. İstanbul'da bile Türkler İstanbul'u aldıktan sonra ahşap köşkler yapılmaya başlandı. Türk girdiği İstanbul'u ahşap, dantel gibi işlenmiş ahşap süslü yapılara kavuşturdu. Eski İstanbul gravürlerine bakıldığı zaman Boğaz'ın her iki yakasında ahşap binalar görülecektir. İşte onlar ta 19. yüzyıla kadar kaldılar ve büyük bir depremden sonra ahşap yapılması. Ama daha büyük bir yangından sonra da bundan sonra ahşap yapılmaması kararları çıktı. Onu da Sayın Sibel Gürses Söğüt'ün bu makalesinde, İstanbul'un İmarı ve Yangınlar başlıklı makalesinde burada ahşap yapılmasının yasaklandığına dair arşiv, Osmanlı Büyük Arşiv belgelerinde fermanlar vesaire görülüyor. Şimdi burada... Bizim üzerinde uygarlık yazı uygarlıktır. Ev, mimari uygarlıktır. Sanat, heykel, resim, değil mi? Yazı, resim, heykel. Bunlar kültür ve sanat ve aynı zamanda da uygarlık nesneleridir. Uygarlık göstergeleridir. Bir de üstelik bugün böyledir. Evet. O gün çok daha üstüdür bence hocam. Tabii ki. Şimdi... 1450'lerde Avrupa'da, Almanya'da matbaanın icadından 600 yıl önceden bahsediyoruz. Bu Doğu Türkler bu kalıplarla bastığı kitaplardan da elimizde British Museum'da kalmalar var. Yani sadece kalıplar ele geçmedi. Şurada aşağıda göreceğiz. İşte bu tahta kalıplarla basılmış. Aynı zamanda Batı'da hareketli harfler deniyor ya. Hı hı. Gutenberg'e mal ediliyor onun buluşu. Hayır, o da Uygur buluşu. Uygurlar 800'lü 900'lü yıllarda hareketli harfler yapmışlar. Evet. Burada hareketli harflerle basılmış bir yazı. 1300 dolaylarında. Yani Gutenberg'den 150 yıl önce. Türkler hareketli harflerle baskı yapmışlar. Bu da eski Uygur ABC'si. Bu da bakın Uygur harfleriyle Türkçe olarak yazılmış bu. Ve tahta baskı ile basılmış
Türkçe bir kitaptan bir sayfa. 10. 12. yüzyıllar. Yani Gutenberg'den 200-300 yıl önce bunlar. Ahşap yine. Bu tür çalışmalar çok sayıda var. Şimdi bir de Uygur sanatında burada göreceğiz. O mağaralarda, o kazılarda bu resimler de bulunmuş. Sadece matbaa değil, bu resimler de bulunmuş. Bakın. Türklerin ata yurdu Ötüken Yış olarak adlandırılır. Yış orman demek. Ahşap için bir çağrışım daha koyuyorum ortaya. Hı hı. Türkler ata yurtlarını, merkezi yurtlarını Ötüken Yış adıyla adlandırmışlar. Yani orman, Ötüken ormanı. Türk mitolojisinde de aynı şekilde Altun Yış vardır. O da işte ideal yer. O da yine ormandır. Yış yine orman. Yani Türk mitolojisinde, Türk bilinçaltında, Türk toplumsal bilincinde orman, orman, ahşap, ağaç çok önemlidir. Hatta halen ağaç o kadar önemlidir ki ağaç tapımı olarak adlandırılan ağaçlara çapıtlar bağlamak, ağaçlara dilek tutmak. Değil mi? Türklerde. Evet, evet. Yaygındır. Eski, evet. Onun için Türk'ü ahşapsız düşünmek, onu sadece işte küçük baş ya da büyük baş hayvan besiciliğiyle özdeşleştirmek ama ağacı dışlamak bizi uygarlıktan dışlamakta Batı'nın uyguladığı kurnaz yollardan biridir. Şimdi hocam bir saniye, biraz sadece ağaç değil, ağaç tabii çok önemli. Ana maddesi ağaç, evet. Her şeyin, ama ağacı koydunuz. Evet. İlk matbaayı koydunuz, yazıyı koydunuz. Evet. Resim koydunuz. Evet. Heykel koydunuz. Evet. Bunların tamamının adı uygarlık. Eğer tabii ki. Bunların tamamının adı uygarlıksa, hı-hı, ve bunlar dünyada ilk Türklerde görülmüşse, uygarlığın tanımını Türkler yapmış. Kimse kusura bakmasın o zaman. Kağıda geleceğiz şimdi. Kağıtsız matbaa olur mu? Olmaz. Kağıt sözcüğü bile Türkçe. Yani Farsça ve Arapça'da ağaç kabuğu anlamına geliyor. Kagaç sözcüğünden türüyor kağıt. O da yine Çin'de ve Uygurlar'da var. Müslüman Araplar Uygurlarla tanıştığında oradan, Semerkant'tan alıyorlar kağıt bilgisini, üretim bilgisini ve İspanya'ya, Endülüs'e taşıyorlar. Oradan da Avrupa Hristiyan dünyası o bilgiyi öğrenmiş oluyor. Bütün bunlar var. Burada yine Uygur mezarlarında ve kalıtlarında bulunan resimler bunlar. Yani şunu demek istiyorum. Resim, yazı, heykel ama ahşap temelli. Hatta şey var, bazı tanımlamalar var. İşte Türklerin bir kısmı taş üzerine çalışırken, yani işlerken, batı kısmı da daha ziyade ormanlık ve ağaçla haşır neşir olduğu söyleniyor. Bizim bu yönümüzün hasır altı edilmemesi ve üzerinde durulması gerekir. Örneğin... Şimdi Batuhan demiş ki hocam Meriç'ten, sadece Uygurlardan mı ahşap bulgular günümüze ulaştı, yoksa Hazar bölgesinde yeterli kazı mı yapılmıyor? Hazar bölgesinde barajlar yaptılar Ruslar, değil mi? Su altında kaldı pek çok Hazar şehri, kenti. Gobi çölünde toprak altında pek çok Türk şehri var, değil mi? Şimdi bu da Hive'de. Bakın, Hive'de ahşap sütunlu bir bina, ahşap bina. Ahşabın, şu da ahşap bir kapı. Yine ahşap sütunlar, bunlar ahşap hep. Taş işçiliği de var tabii ki Hive'de ama ahşabın da mükemmel kullanım örneklerini görüyoruz.
Özdal Dillioğlu demiş ki taş yapılar da var. Bursa Ulu Cami'nin tamamlanma tarihi 1299. Tabii, Divriği tabii. Ulu Cami daha da önce. Tabii taş da var ama tabii bu bahsettiğimiz değerli izleyicimiz bundan biz 400 ihmal yıl edilmiş evvel olanını hatırlatıyoruz. Hem öyle hem de 400 yıl evvel, 300 yıl evvel bu yapılardan evet olanlardan bahsediyoruz. Evet. Şimdi burada matbaanın Avrupa'da kardinallerin engellemesiyle karşılaştığını çoğu kimse bilmez. Bakın, papazlar matbaaya karşıydı dedik. Neye dayandırıyoruz bunu? İşte Kardinal Wolsey 1471-1530 yılları arasında yaşamış. İngiltere Kralı Henry'nin başpapazı bu. Ne diyor? Matbaanın bulunmasıyla kitap yayınlarının çoğaldığı ve eğitim öğretimin geliştiği doğrudur. Fakat aynı zamanda fikir ve görüş ayrılıklarının oluştuğu da bir gerçektir. Bunun sonucu olmak üzere kişiler kilisenin yerleştirdiği iman ve akideler konusunda düşünmeye ve sorular sormaya başlamışlardır. Din kitaplarını okuyor, anlıyor ve kendi anladıkları dilde ibadet ediyorlar. Bu nedenle kendi kendilerine din adamlarına artık gerek bulunup bulunmadığı sorusunu sormaları söz konusudur. Eğer herkes kendi bildiği dilde ve kendi anladığı şekilde Tanrı'ya ibadet etmeye kalkışacak olursa, böyle bir durum bizim mensup bulunduğumuz din adamları sınıfının çok zararına olur. Ah hocam. Din esaslarının, din adamlarının dışında hiç kimse tarafından bilinmemesi koşul olmalıdır. Günümüzde de ışık tutmuş kendileri diyor. Yani bugün de tartışılan bir konu. Matbaaya dini açıdan karşı çıkış örneğidir bu. Bu da Kardinal Wolsey'in hayatının anlatıldığı Hayatı ve Eserleri adlı kitapta vardır. Ben bunu Türkiye'nin İslam'da Bilimin Yükselişi kitabımda aktarmıştım. Burada da aynı görüşün bir başka papaz tarafından da, Croydon tarafından da söylendiği söyleniyor. Ne diyor bakın burada? If they did not destroy the press would destroy them. Yani bunu kime söylüyor? Bir kardinal kendisinin altında çalışan din adamlarına verdiği talimat, söylevde, eğer biz matbaayı imha etmezsek, o bizi edecek. Matbaa bizi imha eder diyor. Etti de evet, bir anlamıyla. Evet. Şimdi burada Türkler arasında böyle bir tutuculuk yok. Uygurlarda mevcut değil. Değil mi? Yani 800'lü yıllarda matbaada takır takır kitap basılıyor. Ve böyle bir durum orada söz konusu değil. Ama batıda matbaa çeşitli engellerle, dinsel engellerle karşılaşmış. Osmanlı'da da karşılaştığı gibi. Bu sadece Osmanlı'da karşılaştı anlamına gelmiyor. Uygurlarda nasıl gelişti? Uygurlar Budist'ti, Maniheist'ti değil mi? Hı hı. İslam dışında başka dinlerle. Şaman vardı. Tabii vardı. Şamanizm vardı. Vardı. Yani İslam olduktan sonra mı böyle oldu? Ya da İslam'ın yanlış yorumları daha doğru egemen kılındı topluma. Daha doğrusu bu. Bu. Evet. Yani bunun başka açıklamasını olduğunu düşünemiyorum. İşte Uygur'da, Turfan'da yapılan kazılarda, Dunhuang mağaralarında Sir Earl Stein 1907'de basılmış bir de Çince kitap da buluyor Uygur mağarasında. Çünkü Çin'le komşu. İşte bu kitap da İngiltere Kütüphanesi'nde. Dünyanın en eski ilk baskılı kitabı olarak korunmakta. Tarih 1868. Bulunma tarihi. Hayır, yazılma tarihi. Yani kitabın içinde tarih de var. Şu tarihte 1800. Yazdım diye. Pardon, 868. 868, evet. 868 yılında, yani Gutenberg'den 600 yıl kadar önce yazılmış. İngiltere Kütüphanesi'nde, yani British Library'de
Bu nadide eserler arasında dünyanın ilk basılı kitabı olarak yer alıyor. Uygur mağarasında çıkıyor. Evet, Uygur mağarasında yazan Çin çıkıyor. Ya da basan belki Uygur'dur. Komşular onlar tabii. Kültür alışverişi var. Şöyle çeviriler var. Uygurcadan Çince'ye çeviriler, Çince'den Uygurca'ya çeviriler var. Batı'da dürüst ve namuslu bir takım akademisyenler matbaanın önce doğuda geliştiğini, icadın doğuya ait olduğunu, ancak geliştirmenin batıya ait olabileceğini söyleyen yapıtlar veriyorlar. Bunlardan bir tanesi Wildebrand'ın The Reformation kitabı. Bu kitabın 157. ve 158. sayfasında Gutenberg'den önce diye başlayan bir bölüm var. Burada kağıdın icadı olmaksızın matbaanın işe yaramayacağı, şeyin de bu kağıdın da Müslümanlar tarafından İspanya'ya getirildiği ve 10. yüzyılda ve Sicilya'da oradan İtalya'ya geçtiği, Sicilya'dan İtalya'ya geçtiği ve 13. yüzyılda da Fransa'ya, 14. yüzyılda ve kağıt endüstrisi 100 yıl daha eski diyor. Avrupa'dan 100 yıl daha eski diyor. Evet. Doğu'da Avrupa'dan 100 yıl daha eski. Ve 14. yüzyılda ancak oturdu kağıt üretimi Avrupa'da. Şimdi burada kağıdı Müslümanlar aracılığıyla doğudan Avrupa'ya gelmiş bir icat olarak kabul ediyor. Fakat aynı yazar burada blok tahta baskı kitap olgusunu Çin ve Japon icadı olarak gösteriyor. Hı. Ve işte ilk diyor bu diyor Çinlilerdir diyor. İşte ilk az önce gösterdiğimiz kitabı. Fakat Durant'ın bu kitabının yayınlanma tarihi 1957. Hı. Alman Türkolog Anne-Marie von Gaben bu beyefendinin bu tespitine Çinlilere matbaanın buluşunu Çinlilere atfetmesine cevap verdi. Dedi ki von Gaben, eski Türkçenin grameri elimizde. Burada hep yabancıların bu atışması da hani bir anlamıyla da bizim işin dışından bakın, izleyişimizde daha da güçlendiriyor tezi. Evet, bakın. Hani bir Türk cevap vermiş değil. Değil. Bakın, Uygurların o mağaralarında Uygur blok baskı örneği diyor. Az önce hani tahta kalıplarını gördük ya. Hocam gösteririm, o çok önemli bir belge. Bu 800, 900, 1000 yıllarında yani Avrupa'daki baskıdan 1400, 500, 600 yıl önce yapılmış bir matbaa baskısı Uygurca. Uygur ABC'si. Uygur harfleriyle Türkçe olarak yazılmış. Burada da ne dediği okunuyor. Şimdi bu Uygur harfleriyle matbaa baskısı bu. Avrupa'dan 500-600 yıl öncenin örneği. Anne-Marie von Gaben şunu söyledi matbaanın icadını Çinlilere atfedenlere. Hareketli harf, tahta harfler Çinliler hece yazısı kullanmadıkları için 30 bin, 40 bin ideogram kullandıklarından dolayı Çinlilerin buluşunun olmasına imkan yok dedi. Ancak bu 14 harften oluşan Uygurlar tarafından bulunmuş olabilir. Çinliler ancak onu taklit etmiş olabilir dedi. Ve dolayısıyla Anne-Marie von Gaben tarafından çürütüldü Durant'ın o Çinliler bulmuştur tezi. Ve bugün çok genel ve yaygın kabul görmüş bulunuyor Anne-Marie von Gaben'in
Uygur buluşudur deyişi. Nerede de, şeyde ya, akademik çevrede, tabii, Avrupa'da tabii, böyle mesela, konuşur. Tabii. Tarihte Türklük, Rasoni, Macar Türkolog. Bakın şuraya bir yaklaşalım. Şurada ne diyor bakın. Uygurlar Avrupa'dan yüzyıllarca önce kağıdı biliyorlardı. 751 yılında ki Atla Savaşı'nda ele geçen esirlerden, yani Uygur esirlerinden, Araplar kağıdın ne olduğunu öğrendiler. Yani Araplar kağıdın ne olduğunu Uygur esirlerden öğrendiler. Ve Arapların batıdaki kutbu olan Sicilya ve İspanya'da daha sonra 11. yüzyılda Avrupa Hristiyan alemine aleminde kağıt imali başladı. Yani kağıt doğudan batıya, Uygur'dan Arap'a, Arap'tan Avrupa'ya gitmiş oldu. Devam ediyor Rasoni, Macar Türkolog. Kültür yayılışının ikinci yüce aracı olan kitap basma az bir gecikme ile aynı yolu takip etti. Matbaanın mucidi Gutenberg veya Koster olmayıp onlar ancak geliştiricidirler. Matbaa yüzyıllar önce Çin'de, Kore'de ve bizim için önemlisi Uygurlar'da bilinmekteydi. Blok baskısının batıya yayılmasında Uygurların büyük rolü vardır. En eski müteharrik tipte harfler Türkçe için kullanılmıştır. Çin değil. Evet. Çin'e de Uygur'dan gitmiştir. Bu tezi bir başka akademisyen, Atatürk döneminde toplanan Türk Tarih Kurultayı'nda, kongresinde, ikinci Türk Tarih Kongresi'nde sunduğu bildiride net bir şekilde ortaya koymuştur Atatürk'ün sağlığında. Tabı matbaanın diğer adı, matbaa sanatının keşfi. Profesör Doktor Helmut Bossert. Bu tebliğde, sunumda, Türk Tarih Kurumu'nun kongresinde, Türk Tarih Kongresi'nde çok önemli tespitler vardır. Burada Çinli demirci Pi Sheng'in buluşu, hı hı, ara başlığı vardır. İşte az önce British Museum'da korunuyor dediğimiz işte 868 tarihli yazı esas alınıyor. Buradan hemen hayır diyor. Bakın burasını birlikte okuyalım. Gösterin hocam kameraman arkadaşlar. Uygur tap sanatı. Uygur tap sanatı. Çin'in batı eyaleti olan Kansu'da bundan takriben 40 sene evvel, yani 1900'lü yıllarda Dunhang mevkiinin yakınında üstü duvarla örtülü bir mağara bulunmuştur. Yani Uygur toprağında. Hı hı hı. Doğu Türkistan'da. Burada diğer bir takım Uygur manuskriptleri, el yazmaları, bakiyesi, kalıntısı ele geçmiştir. Fakat bizim için asıl şayane ehemmiyet, dikkate değer olan nokta, bu mağarada tahtadan yapılmış birkaç Uygur matbaa hurufatının bulunmuş olmasıdır. Harfler bulunuyor. Cengiz istilası dolayısıyla 1209 yılında bu mağara hazinesine duvar çekildiği zannediliyor. İşte korunması da böyle olmuş. Az önce gösterdik o tahtaları. Eğer keyfiyet böyle ise burada bulunan matbaa harflerinin 1209 yılından daha öncesine ait olması, hı-hı, icap eder. Mağarada Uygur el yazmaları yanında tarihleri kat'i olarak 8. yüzyıldan 10. yüzyılın sonuna kadar giden epey Çince kitabeler de bulunmuştur. Bu suretle mağaradaki Uygur eserlerinin ve bunlar arasında tahtadan yapılmış Uygur matbaa harflerinin 10. asırdan aşağı bir zamana ait olmadıklarını tayin edebiliriz.
Eğer vaziyet böyleyse bu suretle hem Çinli demirci Pingsheng'in maden hurufatından daha öncesine tekabül eden tahta harfler hem de alfabeyi tap için baskı için kullanan Çinlilere komşu bir milleti tespit etmiş oluyoruz. Uygurların 9. asırda matbaayı tanıdıklarına göre Çinlilerin bu tarzdan bilgisi olduğu bu sistemi 9. yüzyıl ortasında oldukça ıslah ettikleri, tahtadan harfler yerine madenden harfler ikame ettikleri kolayca anlaşılır. Binaenaleyh Çinlilere ait olduğu sanılan tap sanatının, matbaa sanatının keşfi şerefi doğrudan doğruya Türklere aittir diye açık ve net bir cümle kuruyor. Evet. Uygur matbaa sanatının Avrupa'ya geçişi diye ayrı bir başlık atmış. Bunlar hep Batı'nın en saygın akademisyenleridir. Hı hı. Öyle söyleyelim. Yani kim bunlar denmesin. Türkistan'dan ve Çin'den tabu fikrini Avrupa'ya kadar nasıl ve hangi yoldan eriştiği meselesini şimdi artık tahmin edebiliriz. Moğolların Uygur kültürü aldıklarını işaret etmiştik. Evet. Ve Von Lekog'un ileri sürdüğü gibi ben de, ikinci bir bilgin daha aynı görüşte, Moğolların 1241'de Almanya'yı istilası sırasında beraberinde matbu kitaplar getirdikleri ve orada Asya, Orta Çağ Almanya'sına baskı sanatının ürünlerini gösterdikleri kanaatindeyim. Mamafih Gutenberg'in batıdaki keşfiyatına kadar daha 200 yıllık bir zaman geçmiştir. Hı hı. Bütün bunlar bize ahşaptan yola çıktık bugün, bu akşam. Niçin daha az kalıtlar kaldığını açıklayıcı savımız, Türklerin pek çok sanat ve uygarlık eserlerini ahşap üzerinde gerçekleştirmiş oldukları idi. Buna matbaanın da dahil olduğunu böylece göstermiş olduk. Türklerin şayet o Uygur mağarası da korunmuş olmasaydı o tahta kalıplar, hiçbir şey kalmayacak. Dünyada hiç kimse Uygurların baskı sanatını Gutenberg'den 600 yıl evvel bilip kullana geldikleri konusunda hiç kimsenin bir fikri olmayacaktı. Hı hı. Sağ olsun Batılılar kazdılar. Aurel Stein efendim gibi Batılılar geldiler, buldular o mağaraları, o kalıpları buldular da şimdi artık uygarlık tarihinde bir Türk buluşu olarak matbaa yer alıyor. Yoksa o mağarada sular sızmış, çürümüş değil mi olsaydı biz bugün hiçbir şey icat edememiş, uygarlığa ve insanlığa hiçbir şey katmamış, barbarlar suçlamasının altından kalkacak, söylenecek sözümüz bile belki olmayacaktı. Çok teşekkür ederiz Sayın Özakıncı. Çok çok önemli bilgiler verdiniz. Değerli izleyicilerimize tek tek teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen SMS, tweet ve elektronik postalarıyla hem sorularını hem destek mesajlarını gönderen izleyicilerimize. Hem Sayın Özakıncı hem kendi adıma hem de tüm Kanal B ailesi adına ve yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına Ramazan bayramımızı tebrik ediyoruz. Sözü yeniden Ankara'ya devrediyoruz. Bu programı yeniden izlemek veya sosyal medyada paylaşarak yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz Kanal B internet sitesinin arşivinden veya YouTube'da programın ismiyle yani Tarihin Bilinmeyen Yüzü adıyla açılan resmi sayfamızda programdan kısa bir süre sonra bulabilirsiniz değerli izleyiciler. İyi akşamlar.